Ya ufak tefek minyon bir kadın o kadar adam doğramış olamaz. Testereyi almış olması katil olduğunu göstermez. Katil içinde almış olabilir. Ya aklıma bir şey geldi. Belki de katil testereyi kadından çalmıştır. İşte bu daha düşük bir ihtimal. Değil mi? Evet, bakalım o kadar beklediğimize değecek mi? Ne beklediğinize bağlı. Ece bir protezden bahsetmişti. Evet. Mezarlıkta bulunan kesik bacak ilk erkek kurbana ait. Ece'nin görüştüğü uzman kesik bacaktaki protezin 80'lerde özellikle askeri hastanede kullanıldığını söylemiş. Biz de içindeki seri numarasından takip ettik. Ya şimdi sadede gel diyeceğim ama başkomiser kızacak biliyorum. Protez 1987'de geçirmiş olduğu bir kaza nedeniyle Sezai Gönül adlı bir yere takılmış. Nasıl komiserim? Beklediğinize değdi mi? Süper. Nüfus kaydından adresine ulaşılan son maktul Sezai Gönül'ün evinde olay yeri inceleme ekibi arama başlattı. UV ile tarama yapalım. Gürkan, ışığı açar mısın? Belgin'in evinde de durum aynıydı başkomiserim. Başkomiserim, bir bakar mısınız? Burada da izler var. Kan mı? Büyük ihtimalle vücut sıvısı. Hemen örnek alalım. Neden evi temiz bırakıyor? Yani temizlerse onu bulamayacağımızı düşünüyor olabilir. Böylece öldürdüğü kişilerden de kurtulmuş olacak. Komşulardan bir şey çıktı mı? Bir gürültüler duymuşlar ama pek de kale almamışlar. Ya adam zaten genelde de gürültücüymüş. Sürekli içip taşkınlık yapıyormuş zaten. Yani sürekli takıldığı bir kahve varmış. Hangi kahve olduğunu söyledi mi? İki sokak ödedeymiş. Tamam, sen halledersin. Benim otopsiye gitmem lazım. Tamam. Mehmet Kantarcı, 38 yaşında, kahvehane sahibi. Nedir? Her gece gelir miydi buraya? Hemen hemen. Zaten gelmedi mi anlardı. Neyi anlardınız ya? Bizim Sezai biraz çapkındı. Karı kız ayakları falan vardı. Zaten ortadan kaybolunca da yine iş üstünde zannediyorduk ama... Allah taksiratını affetsin. Yok muydu takıştığı birileri falan? Yok komiserim ya. Günlük oyun tartışmaları falan işte. Arkasından konuşmak gibi olmasın ama... Bizim Sezai biraz vurdum duymazın tekiydi. Öyle her şeyi kafaya takmazdı. Takıldığı kadınları biliyor musun? Hemen hemen her hafta değişirdi yani. İşim gücüm yok, onu mu takip edeceğim yani? Doğru ya. Bak bakalım bunu tanıyor musun? Belgin değil mi bu? O mu? Belgin Toktaş. Amma yaşlanmış, vay be. Bir ara fena takmıştı Sezai'ye kafayı. Kahveye bile baskın yapardı. En son ne zaman gördün? Vallahi yalan olmasın ama 15-20 yıl falan oldu yani. Sezai, o hala görüşüyor muydu kadınla? Sanmam. Yakasını kurtarmak için çok uğraştı kadınla. Zamanında bana çok dert yandı. (Gülüyor)